Şimdi peki biraz yavaş yavaş başlayalım. Genelde Türkiye'de bu işlere merak eden kişiler, önlerinde çok fazla yol gösteren birisi olmuyor. Çok fazla daha Türkiye'de yeni yeni duyulan, dünyada gerçi yeni yeni, Avrupa'da da çok farklı değil Türkiye'den, yeni yeni duyulan şeyler. Ne tavsiye edersiniz? Nasıl başlasınlar? Eğitim olarak, öğrenme olarak nerelerden başlayabilirler, faydalanabilirler? Biz başladığımız zaman 20 yıl önce teknolojiye atıldığımız zaman Google yoktu. Hatta internet bile bu kadar yaygın değildi. İlk başlangıç bence internet, Google. Google'da research yaparak, araştırma yaparak başlayabilirler. Daha sonra küçük gruplar var. Duyuyorum Türkiye'de de oluşuyor. Yoksa bile kendi gruplarını oluşturabilirler. Üniversitedeyken networking ben başladığım zamanlar torpil denirdi bizim Evet. orada. Bizim Hala aynı kelimeler oralarda. kullanılıyor. Artık networking'in ayıbı yok. Gidip dışarıya dönük olup tanışmak, gruplar kurmak çok önemli. Türkiye'de eğer şu anda başlanırsa eminim bir sürü liderler oluşacak. Küçük gruplar liderler oluşturacak. O şekilde başlamak bence en iyi, küçük gruplar olarak internet kaynaklarını kullanarak ne yapılıyor öteki ülkelerde bakarak bir grup oluşturabilirler. Peki üniversite burada yardımcı olabilir mi? Mesela Amerika'ya gelseler, burada eğitim görseler bir tavsiye eder misiniz böyle bir şey? Veya hangi alanlarda yüksek lisans? Genelde lisans arkadaşlar bir şekilde yerleşmiş oluyor. Bunları anladıkları zaman artık. Evet. Lisede bunların farkına varan çok kişi olmuyor ama üniversite eğitimi sonrasında nasıl adımlar atabilirler? Üniversiteden sonra belki şu anda o kadar dediğim gibi internet o kadar yaygın ki Coursera Online bir kurslar var değil mi? online kurs. Herkes gidip ders alabilir. Oradan başlayıp daha sonra istedikleri alana yönlenerek master programları, doktora programları yapabilirler. Ama bu alan o kadar açık ki herkese eğer olanakları maddi olarak maddi ya da aile olanakları izin vermiyorsa Türkiye'de de o kaynaklara ulaşarak eğitim alabilirler. Ama en önemli nokta bence küçük bir alan bulup neresi onlar için çok önemliyse, kalpleri nereye gidiyorsa oradan yola başlayıp master'a da gidebilirler, doktoraya da gidebilirler. Sanırım Amerika'ya gelmek ya da Avrupa'ya gitmek eğitimin ötesinde hayat tecrübesi olarak önemli. Eğitimin ötesinde eğer hayat tecrübesi almak istiyorlarsa yurt dışına çıkmak önemli. Tavsiye eder misiniz yaşamış birisi olarak? Elbette tavsiye ederim çünkü herkesin denemesi gerekiyor. Ama kolay değil. Sonuçta 2004 iki, ilk olarak ben Türkiye'yi 2009 yılında bıraktım. Ama çok şanslıydım. Avustralya'ya gittim. Birkaç ay Avustralya'yı denedikten sonra Türkiye'ye geri döndüm. Çünkü o çok zordu benim için. Kültürü bilmiyordum. Dili çok iyi anlayamadım. O yüzden geri döndüm. İkinci deneyimimde artık geri dönemedim. Ama zor. Kültür farklı, ailenizden uzaksınız. Avrupa'da ya da Amerika'da Türklerde olan aile yapısı yok, destek yok. O yüzden çok zor oldu benim için. Herkese tavsiye ediyorum tabii o deneyimi denesinler, olmazsa geri dönerler. Ama kolay değil, bunları göz ardı etmesinler, düşünsünler. Aile olmayacak, belki 3 yıl Türkiye'ye geri gidemeyeceğim, ailemi göremeyeceğim gibi kavramlar var. Skype var, Hangout var Ama ama aynı onlar olmuyor aynı değil değil mi? tabii. Peki, birazcık da veri biliminden konuşalım mümkünse. Veri biliminin geleceğini nasıl görüyorsunuz? İşler nereye gidiyor? Yani sizin perspektifiniz açısından soruyorum tabii ki.